Sözün bittiği yerde, hazırlıkların bittiği yerde, zorlukların, bitmeyen beklemenin bittiği yerde, işin sonuna gelindiğinde, önce bir en başa geri döner insan. Abi görecektin, her yerdeydiler. Bir yerde polis, bir tarafta Kandıralı'nın adamları. Hani var ya, inanmazsın, çizgi film gibiydi. Ama ne yaptım ettim, çıktım kaçtım oradan. Attan ne istedin lan? Gariban hayvandan. Ya bilmiyorum ya. Hani öldüremedim ya bu herifi. Ne bileyim, bir şey yapayım dedim. Ya bırak saçma sapan işler işte. Ramiz canını niye verdi peki? Yani yapmadık istediğini. Abi sen beni bilmiyor musun? Ağzım iyi laf yapar. Girdim alttan çıktım üstten. Dedim ben sana Ali ile Eyşan'ı vereyim, sen beni bırak. Şaka be Ali, şaka. Yok be. Olmayacak iş değil. Oğlum gözünüzde fazla büyütmeyin böyle adamları. Halledemezseniz gelin Cengiz abinize, ben bir yol yordam bulurum. Oh, keyifler yerinde. Burak'ım şimdi masanın altından falan çıkmasın da. Bakacağız artık masaların altına. Eşeğin kulağına su kaçırmamak da lazım oğlum. Ben de geçenlerde az kalsın Mert'i vuruyordum. Ya baktım kasa açık. Mert bir şey aldı sandım. Meğer yok, oradaymış. Paranoyak olduk ha. Ben de senin çocuk hain diyordum. Neydi? Tefo. Herif kurşunu yedi lan bizim için. Gördün mü halini hastanede. Sakat kalıyordu neredeyse. İyi çocuk. Nasılmış şimdi? Ay, kal bakarız dedim ama memlekete gideceğim diye tutturdu. Bak iyi aklıma getirdim. Aklım ondaydı benim. Ben de arayayım bir. Merak ettim. Tefo. Ne haber lan gazoz? Vardın mı babaannenin yanına? Vardım abi. Vardım Allah'a şükür. Lan ne deli herifsin. Yaram iyileşmedi daha. Bak Cengiz abin de merak etmiş seni. Neyse. Hadi sen iç orada keçi sütü falan da çabuk gel. Oradan koruyamam seni. Yok abi. Abi bir arıza olursa haber ver. Ben damlarım hemen oraya. Cengiz. Cengiz sakin değil mi? Anlamadı bir şey. Yok lan nerede? Ezel abini bekliyoruz biz de. Masayı sulandıralım diye. Gerçi Cengiz'in beklediği yok pek. Hadi neyse. Abi. Sen yine de dikkat et kendine. Sağ ol. Abi seni bekliyorlar. Ali. Geldik bu kitabın son bölümüne. Şimdi tek bir şey kaldı. İntikamın kendisi. Bundan sonrası yokuş aşağı. Herkes farkında mı bunun? Yapıyor musunuz bundan sonrasının planını? Sen? Sen de hazır mısın? Yıllardır kafanda oynatıyordun. Şimdi karşında göreceksin. Evet, enteresan olacak. Bakalım. Ne konuştunuz öyle? Şifreli bir şeyler konuştunuz. Benim aklımda bir şey mi dedi? Ben yarın kalkarım değil mi Aya? Sen hiçbir yere kalkamazsın. Bak yaran kanıyor hala. Şebnem bak bakayım öbür tarafta kanama var mı? Ödeşme zamanın geldi yani, ha? Kapatıyorsun hesabı. Ödeşmek yetmez Ramiz. Biraz da ben borçluk alayım bu sefer. Ben ne yaşadıysam aynısını bir yaşasınlar. Bugün Cengiz benim yerimi bir alsın. O zaman başlayacak bu hesap. Azat nerede? Kayboluyor. Babasına kızıyor.
çıkmıyor. Yapmasın deli bir şey. Ucuna geldik dayı. Şimdi bir arıza çıkar mısın? Çıkaracağını hesap etmek lazım yeğen. Her şeyi hesap etmek lazım. Hadi yolun açık olsun ha. Yürü Remzi, yürü. Burayı da mı söyledin lan? Seninki geldi. Hangisi? Hoş geldin. Yok mu başka bir ipucun Yazar Hanım? Ramiz dün Cengiz'i hallediyordu. Nasıl kurtuldun? Ya bu şey ne oldu? Ramiz'in kızı. Bulamadınız mı? Bulduk, bulduk. Mezarda. Biri bizden önce halletmiş. Yazık. Çok işinize yarardı artık. Cengiz abi, Ramiz'e ben kendim yeterim diyor. Bize de içki içmek kalıyor. Sana da alayım. Bildin mi kız? Bu herif bilse senin o dakikada doğrar seni. Yürü gidiyorsun. Bu yüzden geldim. Gidiyorum. Nereye? Beni bir daha kimsenin bulamayacağı bir yere. Baban? Özellikle babamı. Ama bir şeyler var. Bana yardım eder misin? Nasıl yardım? Önce yardım edeceğini söyle. Eğer yardım edersen sana yerimi söylerim. Nereye gidersem haber verir. Babama karşı bundan daha iyi bir koz olmaz herhalde, ha? Doğru söylediğini nereden bileceğim? Cengiz, bırakalım artık bu alengirli olayları. Senle ben. Daha ilk dakikadan bir şeyler var bizim aramızda. Doğru mu? Artık ben sana yalan söylemem. Sen bana yalan söyler misin? Ne yapmam gerek? Benim için kendini tehlikeye atma. Son oyun başladığında herkesten şüphe etmelisin. Hiç kimse yanlış yapmamalı. Hiç kimse olmaması gereken bir yerde olmamalı. Teşekkürler. Seni mi özlemiş? Yok be ortak. Kapattık o defterimizi. Vallahi. Bu üçlüye içiyorum ben arkadaş. İyi bir takım olduk ha. Değil mi lan Ali? Sen de ısındın bu amcaya. Arada fena ısınıyorum. Doğrudur. Ali abim de kimseye iyi bir laf etmez. İyi bir şey denecek bir arkadaşımız vardı. Onu da kaybettik. Siz bayağı seviyordunuz belli ki bu Ömer'di değil mi? Ya yok. Bugün Ömer yok. Bugün arkaya bakmak yok arkadaş. Bugün geleceğe bakıyoruz. İleri ya, ileri. Yalnızsın, iyi mi? Var mı bir korkusuz bir şey? Bizim yanımızda daha sinirli çocuk. Akşam çıkarken dayıya bırakacağım artık fırlamayı. O bir şey değil de benim enşanı yumuşatmam lazım ya. Kız robot gibi oldu. Gece kalkıp beni bıçaklayacak diye korkuyorum yemin ederim. Bugüne kadar iyi dayandı oğlum öyle bak. Ne diyorsun Ezel? Nasıl bir manevra? Ya, ne yapmak lazım? Bence
Bence sizin bir manevra yeriniz kalmadı abi. Yeni bir başlangıcı istiyorsan yeni bir yerde başlayacaksın. Al canım, al eşyanı, hazırla bavulları ve git abi. Bahamalara gidin, Maldivlere gidin. Ama bir gidin önce. Buradan olmuyor mu? Ya burada her şey size eskiyi hatırlatıyor. Bir gidin, birbirinizi hatırlayın. Birbirinize sarıldığınızda aranıza geçmişin giremeyeceği kadar uzağa gidin. Ulan benim canım gitmek istedi bak şimdi. İyi gelir aslında. Hapis gibiyiz ya. Doğru bildin. Herkes hapis kendi hayatında. Ama bir izin kullanın. Ben bizim otel işiyle ilgili her şeyi hallederim. Ali de buradaki işlere bakar. Tabii oğlum, ayıp ediyorsun. Ben de burası. Bir haftada izin koparırım ben şimdi canın okulundan. Doğru diyorsun ortak. Gideyim değil mi? Şöyle Denizli falan bir tatile. Tabii. Uyandığınızda birbirinize bakın. Sokakları birlikte dolaşın. Aynı dili biz siz konuşun. Gidin abi. Hatırlayın birbirinizi. Mutlu olmak, birlikte olmak nasıl bir şeydi? Gidin hatırlayın abi. Tamam ortak, tamam. Ulan herif tur operatörü çıktı ha. Tamam gidiyorum, gidiyorum. Bu da mı oyun lan? Her şey bittikten sonra bu şehirde kalır mıyım? Kim olduğumu aileme açıklar mıyım? Bütün önemli sorular sondan sonra sorulur. Bahar'la mısın? Özledim. Özledin mi beni? Ne yapıyorsun? Versene. Bırak şimdi telefonu. Bir dinle beni. Bir dinle. Tamam. Dinliyorum. Dur. Hayır demeden bir düşün önce. Sen, ben, Can bir hafta Maldivler'deyiz. Üçümüz, aile gibi. Yine. Özlemedin mi sen de? Ben çok özledim Eyşan. Olmaz. Gelemem. Can'ın okulu var, otel var. Sonra ne bileyim işte babam var. Bir sürü şey var işte. Gelemem. Bunların hepsi bahane. Ve bunların hepsi halloldu. Sabahtan beri ne yapıyorum zannediyorsun? Gerçek sebebini söylesene. Niye gelmek istemiyorsun? Ben söyleyeyim mi? Korkuyorsun. Saçmalama, korkmuyorum. Bir yerlere hapsetmişsin kendini. Kapıyı da üzerine kapatmışsın. Şimdi o kapıyı tekrar açmaya korkuyorsun benim için. Hayır. Yine kalbini kırarım diye korkuyorsun. Hayır. Yine aldatırım diye, kandırırım diye. Yine vururum diye, yine... Hayır, hayır, sana acımaktan korkuyorum. Niye bana acıyorsun ki Eyşan? Beni sevmeyen bir kadına aşığım, o kadar. Ama bu kadın benimle bu tatile gelir ve bana son bir şans verirse... Onu kapadığım o hapis var ya... Oradan kendim çıkarırım onu. Hayatın pahasına çıkarırım. Ama ben bu fırsatı heba edersem işte o zaman... O zaman bu kadın bana istediği her şeyi yapabilir. Ne isterse mi? Ne isterse. Git Can'a söyle hazırlansın. Gidiyoruz.
teklif etti. Kabul ettim şimdi. Şimdi hiçbir şeyi şansa bırakmama zamanı. Şebnem gelmiyor mu? Tefo'ya bakıyor. Tefo da ona mı bakıyor? Hem de gözünü kırpmadan. Ben de seni arayacaktım. İkna ettim Eyşan'ı. Gidiyoruz tatile. Sevindim. E burada ne yapıyorsun o zaman? E size bir güle güle demeden mi gideyim? Kopamadı bizden. Biz de gelelim istersen. Ya Ali abi alınma ama senle tatile gideceğime kendimi çöllere vururum daha iyi. Zevzek. Yine eski günlerdeki gibi olduk ha. Böyle yine her şeyi birlikte yapıyoruz falan. Biri eksik değil mi? Doğru söylüyorsun. Şimdi de sen varsın ortak. Her şeye yetişiyorsun. Daha ne kadar oldu? Bir yıl olmadı. 50 kere kurtardın kıçımı. Ömer'le değil de senle ettim sanki yemini. Ne yemini? Ya boş ver ya. Saçma sapan bir şey işte. Dur. Göstereceğim. Bakayım. Hah. Burada. Bak. Şuradaki yara izini görüyor musun? Hı hı. Şimdi böyle belli belirsiz ama o zaman nasıl canım yanmıştı. Ömer'de de vardı aynı yüzden. Hani yoktu lan Ömer lafı? Lan oğlum rahatsız mısınız lan siz? Basın gidin oğlum biz top oynayacağız lan burada. Bizim yerimiz. Önce biz geldik. Lan bızdık. Alacağım şimdi ayağımın altını oğlum. Bak adamların gitti. Şimdi kimle oynayacaksın? Kendimi oynayacağım. Sıkıysa çıkar. Lan oğlum sen başıma bela mısın lan? Ya oğlum bela. Gitmiyoruz biz. Niye lan delirdiniz mi oğlum? Ondan değil. Ne yapıyor lan bunlar? Kan kardeşiyiz de ondan. Birimiz geri adım atmıyorsa öbürümüz de atmaz. Birimiz zordaysa öbürü onu bırakmaz. Aynı şey lan o. Birimiz çağırınca öbürü gelir. Neyimiz varsa paylaşırız. Haklarımızı yedirmeyiz. Çünkü biz kan kardeşiyiz. Gel abi. Kan kaybından gidecek bunlar. Başımızı belaya sokacaklar yoksa. Gittiler lan sahiden. Oğlum can acımıyor mu senin? Öldüm oğlum öldüm. Kan kardeşim benim. Ne oldu ortak? Niye öyle pişmiş geldi gibi sırıtıyorsun? Hiç. Bir şey hatırladın da. Anlat biz de gülelim. Ha. Affedersiniz. Alo. Şimdi. Hmm.
benim gidip tatil alışverişimi tamamlamam lazım. Hadi hoşçakalın. Oyun içinde oyun. Öyle ki hangisini oynadığını unutursun bazen. Öyle ki oyunların içine girer, kendini unutursun. Öyle ki rakibini unutursun. Fıstık. Geliyor musun? Bak herkesi gönderdim, evden yemek yapıyorum sana. Geleceğim. Çok güzel şeyler aldım size. Ufak bir işim var. Onu yapayım geliyorum. Cengiz. Kaç defa bunu söyleyip sabaha karşı geldin, hatırlıyor musun? Hatırlıyorum hayatım, hatırlıyorum da bu öyle bir şey değil. Hiçbir şey sizin yanınıza gelmekten alıkoyamaz beni bugün. Sen bile mi? Ben bile. Cengiz! Geldin. Neden? Borcum var sana çünkü. Ben de senin gibiyim ya Azat. Hayatımı geri almaya çalışıyorum. Nasıl gidiyor? Çıkmaya çalıştıkça batıyorum. Ama vazgeçmeyeceğim. Enteresan bir şeyler keşfettim son günlerde. Neymiş o? Ben ailemi seviyorum. Karımı, çocuğumu, evimi. Hani reklamlardaki o ideal mutlu aileler vardır ya. Hiç tahmin etmezdim ama ben o adamlardanmışım. Ailesiyle yaşlanan. Hani oğluyla bir örnek yine. Karısını 50. yıl dönümü gemi seyahati alana. Ben kendimi hep 15 yaşındaki halim zannediyordum. Değişmişim Azat. Kazanmaktan başka bir şey istiyormuşum artık. Bunu da baban sayesinde anladım. Ailemden başka bir şey istemiyorum ben hayatta. Babam da öyle diyor. Ama oyun oynamaktan da vazgeçmiyor. Sen vazgeçebilecek misin? Bak ona söz veremem. Ama öğreniriz. Eğer bugün beni öldürtmezsen. Ben de ona söz veremem. Cengiz. Yukarıda çatı katında. Çekmecelerde pasaportum, kimliklerim, param. Yani Hande Pasin'e ait ne varsa her şeyim orada. Çıkmam için onları almam lazım. Sen kendini almıyorsun çünkü. Çünkü benim kim olduğumu anladılar zaten. Beni bekliyor olabilirler. Yani içeride beni ya Ramiz karşılayacak ya da biri kafama bir kurşun sıkacak ha? Mecbur değilsin. Ben senden bir yardım istedim. İster yaparsın, ister... We'll be right back.
Alayım. Alayım direkt. Gel canım benim, sana yetmez. Al bakalım. Kızım ama senin bu işi devretme zamanın gelmiş biliyor musun? Niye? Bıktın mı yemeklerimden? Yok. Ama baksana gençlerin elinden her şey geliyor evvelallah. Ne güzel yaptı ikisi. Ellerine sağlık evlatlarım. Ekmek ver oğlum. Vereyim baba. Meriha teyze, sen çok daha lezzetlisini yaparsın bunu. Ben seninle hiç rekabete girmeyeyim. Ne? Atıp tutuyordun içeride. Şöyle yetenekliyim, böyle süper kahramanım diye. Ne oldu? Vermediysen ben alayım onu. Yok, oradan yerim ben. Ver. Ben onu yerim abi, ben onu şey yapayım. Ne yapalım artık? Sabah da yok mu? Ha, yerim ben. Anne, hani abim yarın gidiyor ya, o gidince de böyle yemekler yapacaksın değil mi? Yapmayacak. Ben gidince artık hep ekmek soğan. Yapacağım oğlum, yapmaz olur muyum? En sevdiğin yemekleri yapacağım senin. Ya. Ama şu abim bir hayırlısıyla gitsin gelsin. Ona en güzel yemekleri yapacağım. Baba ya, torpil var. Şike dönüyor masada. Ömer, yemekten sonra çıkacak mı sen? Çıkmayacağım. Son günümü ailemle geçireceğim. Yaşa. Melia, bir tabak daha yerim artık. Konuşuyorum ya. Ben de. Alo. Ne oldu? Anne, abi askere gidecek yani. Ona okuyun cevizlerden mektup yazalım. Yazar işte. Sen söylersin, ben yazarım. Tamam. Ama her gün yazacağız. Aksatma. Tamam. Tamam. Yok, aksatmayız. Tamam mı? Ömer. Ona mı gidiyorsun? Evet baba. Fena bir işe mi bulaşmış gene? Evet baba. Bu Cengiz sana zarar verecek oğlum. Her gün aynı terane. Başına ne gelecekse bu çocuk yüzünden gelecek. Bari bugün olmasaydı. Haklısın baba. Ben sizi halleder zaten. Yani bir şey olmaz. İnşallah. Yardım isteyene el uzatmamak olmaz o. Hadi. Git. Yetiş arkadaşına. Bak oğlum, yabancı değiliz. Aldım Elif'i, aldım. Atla. Fena da attım ha Elif'i. Bayağı sersemledi. Bindim. Lan! Koluna bir baktır gidip.
Sen öbür adamı görecektin. Gördün gerçi. Herif beni öldürüyordu. Cengiz sağ ol. Türkiye'ye bir geldim. Bir babam oldu bir de dostum. Uğurlu geldik birbirimize. Dostum. Bak sana ne diyeceğim. Bir söz verelim. Bundan 5 yıl sonra senin Hande Pasi'nin evinde buluşuyoruz. Hayır demek yok. Yeni Azat, yeni Cengiz. Anlaştık mı? Anlaştık. Böyle ha, yine yapalım, tamam mı? Tabii, tabii gelin. Mümtaz amca. Bak, geleceksin, atölyede çalışacağız beraber, tamam mı? Tamam. Mert. Dikkat et kendine. Tamamdır abi, sen de. Salata çok güzeldi ha. Veliha teyze. Ha, baba. Anne verecektim onu. Her şey için teşekkürler. Hava ısmarladık. Güle güle. Görüşürüz. Kamil. Burası tamam ezel. Aldın mı? Aldım. Tamam da iyi haber verin. Ali'yi de hazırlayın. Ya Ali kabul etmezse? İkna edin. Şimdi kapıları kapamanın vakti. Şimdi son bir defa aileyle olmanın vakti. Cellada baltasını vermenin vakti. Şimdi sevgilinle vedalaşma vakti. Teşekkür ederim. Çok güzelsin. Yavaş. Yavaş, zorlamadan. Oldu işte. Bak kalktım bile. Sağ ol Şebnem. Sen olmasan... Ya saçmalama canım. Aynı şeyi sen de yapardın benim için. Ne olurdu ben olmasam? Sen olmasan ben... Şebnem'e borçlusun Tevfik. O seni iyi etti. Tamam. Öderiz borcumuzu.
Faize kalma ama. Bundan sonra nasılsa bol bol vaktin olacak. Hayırdır? Çürüye mi çıkıyorum? Bilmiyoruz bu akşamdan sonra neler olacak. Belki de yarına bir kalkmışız. Ali yok. O ne demek şimdi? Dur yavaş, yaran kanayacak yine. Ne olacak bu akşam Ali? Kamil. Ne olacak bu akşam Ali'ye? Artık Ali'yi düşünmeyeceksin Tevfik. Belki rolüne fazla ısındın. Ama bu akşamdan sonra ben ne yapacağım diye düşüneceksin. Ha? Yapamıyorsan eğer bir karar vermek zorundasın. Hangi taraftasın? Evet Tevfik. Hangi taraftasın? Bu muydu sürprizim var dediğin? İlk buluştuğumuz yer mi? Beğenmedin mi? Yo, beğendim. Güzelmiş. Bir suratın mı düştü bakayım senin? Yo, niye düşsün ki? Güzel burası, hem mutluyum ben. Biliyordum. Sevdin mi? Çok. Bahar. Bu gördüğün her şey, bu hissettiğin mutluluk var ya, bunlar sadece prova. Gerçek olanı bundan hemen sonra. Uzansam dokunacaksın. Bir adım ötende. Ben olsam da olmasam da. Ne demek o? Ben bir söz verdim Bahar. Hayatın pahasına tutacağım onu. Ama o sırada bana bir şey olursa sen de sözünü tutacaksın. Niye böyle bir şey söyledin ki? Söz ver bana. Ben olsam da olmasam da ne olursa olsun iyileşeceksin. Sırf ben varım diye olmayacaksın tedavi. Yaşayacaksın. Ben olsam da olmasam da. Söz ver. Başka türlü rahat etmeyecek için. Tamam, söz. Hadi kaçırmayalım müziği. Oyunun sonu yok mu dayı? Ne yapsam altından başka bir şey çıkıyor. Ölüm mü oyunun sonu? Olur mu Ali kardeş? Asıl oyun orada. Bunlar alıştırma. Kendimi kandırıyorum değil mi? Başına uşaklık ediyorum sana. Kaseti falan vermeyeceksin bitirince. Cengiz'den sonra sıra bende aslında. Bu iş zor Ali kardeş. Bu işin altından kalkamazsan Cengiz'den önce sıra sana gelecek. Sen istesen şak diye bitirirsin bu işi. Bana gerek yok. Benden iyisini bulursun anında. Bulurum, bulurum. O zaman niye ben? Madem benim yapmam o kadar zor, niye ben o zaman dayı? Çünkü sen Ali kardeş, sen adam öldürmeye alışıksın. Öldürüp arkadaşlarının üstüne atmaya alışıksın. Hadi in, hadi. Hadi.
O benim düşmanım değil ki. Benim düşmanım sensin. O senin düşmanın değil Ali kardeş. O senin avın. Ben senin düşmanın değilim Ali kardeş. Ben senin sahibinim. Senin işini bitirmem lazım. Paraymış, kasetmiş hepsini. Seni bu herife vermem gerek. Ne duruyorsam. Çünkü kardeş benden korkuyorsun. Kimseden korkmam ben. Korkuyorsun. Ömer'in hayaletinden korkuyorsun. Bahar yanına gelince ondan korkuyorsun. Fazla yaşayıp yalnız ölmekten korkuyorsun. Ramiz dayı gözlerinin içine bakınca Ramiz dayıdan korkuyorsun. Utanılacak bir şey değil Ali kardeş. Herkes bir şeylerden korkar. Sen neden korkuyorsun peki? Ben? Neden korktuğumu öğrendiğin gün senden korkarım yeğen. Hadi hadi. Hadi yap işini, bitir şu işi. Hadi Ali kardeş. Eyvallah dayı. Bugün tarih kendini tekrar ediyor. Bugün tarih kendi yanlışını düzeltiyor. Ona değil. Ya oraya ya buraya bak. Bugün başka yere bakmam zaten. Bugün sadece burası var. Bugün sadece sen varsın. Bugün sadece mutluluk var. Güzelmiş. Neymiş bugünün farkı? İnsan geçmişteki bazı günlerini geri alabilecekmiş gibi yaşar ya. Ben bundan sonra geçmişe dönmeyeceğim artık. Peki... O sevdiğin kadın, ona ne olacak? Hepsi. Bana acı veren bütün anılarım bugünden sonra geride kalıyor. Gel yanım. We'll be right back.
Ne var, ne oldu? Bakıyoruz şimdi abi. Git bak, çabuk bak. Kapımın önünden ayrılma, oradan bak, uzaktan bak. Tamam abi, kapıdayım ben. Gelmez ki. Bu son. Söz. Sen öbürü gibi değilsin. Rahatsın. Elin alışık o alete. Ne dersin? Atlar da öldükten sonra gidiyorlar mıdır bir yere? He? Hasenem'e kavuşurum belki. O kadar de değil ki Kandıralı. Koy kafanı şu yatağa. Koy. Ne söylersen vazgeçersin. O kolay. Ramiz dayı halledecek bir şey söyle. Bırakayım seni. Bence de. Hissediyorum Eyşan. Yukarıdaki yeter dedi. Ben hissediyorum. Güzel şeyler oluyor. Sen de hissediyor musun? Ne oldu? Hiç. İçim bir tuhaf oldu. Ezel. Ulan Cengiz. Ulan Ali. Öldürdün lan kendini. Öldürdün lan. Böyle ölünür mü lan? Ha? Bu mudur lan Kerpetenelli'nin sonu? Ha? Hani zengin olacaktın.
Hani bağırı kapacaktın. Hani gidecektin lan buralardan. Gidiyoruz ha buralardan. Eyşen, hatırlıyor musun? Senle ikimiz ne çok eğlenirdik. Nasıl gülme krizine girerdik. Ben bir de pişmanlık duyardım. Mutlu olmaya hakkım yok gibi. Onca şey yaptık, bir de bütün gün gülüyoruz. Saçmalama, çok güzeldi. Gelip geçene puan verirdik, sonra arabayı alırdık. Kaybolup kaybolup dururduk. Sonra bir kaybolduk yolda. Bir daha bulamadık birbirimizi. Cengiz. Eyşan. Benim seni ne kadar çok sevdiğimi biliyor musun? Canı da. Hayatımda hiç olmadığım kadar mutluyum ben sizinle. Yeni mi anladın? Yeni anladım. Eyşan. Ben kaybolmuştum ama yolumu buldum. O kadar mutluyum ki bugün. Bir kereliğine sarıl bana. Birbirimizi hiç bırakmayacakmışız gibi. Biliyorum sen bana hiç aşık olmadın. Ama bir kereliğine. Benim sana olan aşkımı kabul eder gibi. Bir kerecik. Sarıl bana. Kes sesini. Ya da dur lan. Konuş lan. Konuş Ömer. Dinliyorum. Yolun sonuna geldin. Öyle oldu kardeşim. Ramiz dayı fena harcadı seni. Öyle oldu. Bekliyorum. Öbür tarafa geldiğinde iki çift lafım olacak sana. Bekliyorum. Yoldayım arkadaşım. Geliyorum. Kapıyı kırdılar mı bitti bu iş. Zaten çok özledim seni. Geldim abi. Gidelim. İnsan uzun süre savaşırsa en azılı rakibi en yakın dostu olur onun. Sona geldiğinde o nefret ettiğin dostuna artık veda etmen gerek. Başladım. Evet. Kim yardım edecek valizleri indirmeye? Ben. Zıpla! Biz geldik. Daha bitmedi. Kapanmıyor bu bavul. Bir tane daha mı alsak? Biz kapatırız. Asker. Emredin komutanım. Çok tehlikeli bir görev vereceğim sana. Emredin komutanım. Otur valizin üstüne. Asker. Bu valiz her an patlayabilir. Korkmuyor musun? He? Hayır komutanım. Büyük hata. Büyük hata. Yapma.
Yatağı bozdunuz. Yatak patladı. Hadi gidiyoruz uzaklara. Ailecek. Ha. Ezel mi? Ben diyorum sana, bu adam fena düştü bari. Geliyorum. Arayın içeri. Ne yapıyorsunuz siz? Cengiz Atay sen misin? Evet. Arayın mısın? Bir dakika memur bey. Ya, konuyu öğrenebilir miyim? Ne yapıyorsun araba? Bir yanlışlık yapıyorsun. Bir yanlışlık falan yok. Ya bakın açıklayabilirim. Bize geliyorsun. Götürün. Ya. Arkadaşlar arayın evi. Bekle beni geliyorum tamam mı? Sen gir bu sıra. Sen çık yukarı. Sen aşağıya. Eşim! Eşim! Ne oldu? Polis mi geldi? Eşan! Bahar, cana bakar mısın? Çıksın istemiyorum. Tamam da ne oldu? Ne oluyor ya? Bırakın! Bu araba senin mi? Evet! Ara arabayı. Amirim anahtar. Nerededir? Git al gel. Ya oğlum yukarıda korkutacaksınız. Eşan! Gir içeri sen canla ilgilen. Ne yapıyorsunuz? Canı acıyor. Onu önceden düşünecekti. Cengiz Atay, seni birinci derece cinayetten tutukluyorum. Kelepçeli. Bir yanlışlık var. Bir yanlışlık var. Cengiz. Eşan. Eşan çabuk ezeli ara. Hadi. Eşan. Eşan merak etme sana. Ne olur ezeli ara çabuk. Amirim arabanın anahtarını buldum. Ara arabayı. Alo Ezel. Geldiler mi? Götürüyorlar şimdi. Cengiz ara dedi. Okey aradın. Sen iyi misin? Değilim. Eşan söyle. Söyle Ezel'e bulsun beni hemen. Hadi Eşan. Duyuyor musun? Sana sesleniyorum. Senden yardım istiyor. Bunlar ne bakıyor ki? Nasılsın? Masum. Ezel. Yapamayacağım. Sen duruyor musun? Ben yapamayacağım. Yapamayacağım. Eşan. Çok geç. Pişman olmak için çok geç artık. Eşan hepimizi yakarsın. Canı da Bahar'ı da hepimizi yakarsın. Hepsi geçecek Eşan. Hepsi geçecek. Senle ben. Birlikte hepsinin üstesinden geleceğiz. Bir şey buldum. Amirim, bunu buldum. Üstünde kan izi var. Ne o? O benim değil ya. Ne o? Paket değil. Atın arabayı. Ya, benim değil dedim. Ya, bırakın. Bırakın beni. Sıra intikamın kendisine geldiğinde bağırmak istersin. Sana yapılan her şeyi. Bunların hepsini siz bana yaptınız. Bana. Size gazete getirdim. Simit de aldım. Şöyle güzel bir de çay söyleriz şimdi. Teşekkür ederim. Kaç gündür buradayım? Ne mi yaptınız ya? Sadece dün gece misafir ettik sizi. İyi uyuyabildiniz mi bari? İskemlede. Siz alışık değilsiniz tabii.
Ben küçükken döşek bile yoktu. Şöyle köşelerde falan kırılır yatardık. Ama 12 kardeştik. Sizin kardeşiniz var mı? Yok, tekim ben. Affedersiniz ama bir telefon hakkım varsa avukatımı aramak istiyorum. Tamam, tamam. Önce şu işi bir hızlandıralım. Kahvaltıya evde olursunuz. Ne kadar memnun olurum bilemezsiniz. Ailem feci merak etmiştir şimdi beni. İnsanın ailesi önemli tabii. Ben o zaman bir iki soru sorayım size. Dosyayı biraz karıştırdım. İçimden dedim ki... Bu adam değil. Bu adam otel sahibi. Düzgün bir adam. Bu adam olur mu ya dedim. Keşke herkes sizin kadar sağduyulu olsa. Merak etmeyin, halledeceğiz. Az sabredin. Recep Parlak. Tanıyor musunuz? Kandıralı diye de bilinir. Yok, tanımıyorum. Hayır, öylesine sordum. Çünkü elimizde Maslak At Çiftliği'nin kasetlerinde adam bayağı peşinizden kovalamış sizi. Yok, ben değilim. Doğrudur. Yanılıyor olabiliriz tabii. Bizim arkadaşlar sizin arabanızda bu kamçıyı bulmuşlar. Teyit ettiler. Kandıralım kamçısı. Benle alakası yok. Ben almadım. Doğrudur. Niye alasınız ki? Son bir soru soracağım. Enteresan bir durum var burada. Bunlar cinayetin resimleri. Bak istersen. Şurada bir bıçak var. Maktul'ün elinde. Benim de en çok merak ettiğim şey o işte. Neden o bıçağın üstünde sizin kanınız var? Ha? İyi bak. Ne? İyi bak. Neden kolumuzda böyle bir yara var? Ha? Çok mu acıdı? Tuzak. Tuzak kurdular bana. Bak burada gazeteler var. Ne yazıyormuş bir bakalım. Katil iş adamı. Bak. Buna bakalım. Başarılı iş adamı. Başarısız katil. Ha bak. Burada da katil diyorlar. Başarılı iş adamı. Türkiye'de her şeyi yapar. Adam öldürür, delil bırakır. Sanırsınız ki yapmadım deyince bırakacaklar. Tuzak kurmuşlar bana, ben yapmadım. Burada böyle işlemiyor anacığım. Burada bir lafına herkes el pençe durmuyor. Anladın mı? Burada herkes eşit kardeşim, eşit. Anladın mı lan beni? Ha? Ya ne diyorsunuz siz ya? Ya? Sen ne diyorsun lan? Gece o uyuyamamış beyefendi. Ha? Neymiş? Sağduyulu değilmişiz. Ha? Sağduyulu değilmişiz. Nesin lan sen? Ha? Kimsin sen? Söyle bana. Kimsin sen? He? Kral mısın lan? He? Sen bundan sonra herkes gibisin lan. Herkes gibisin Cengiz Atay. Bundan sonra burada yapmasını da öğreneceksin lan. Şerefsiz. Sen zengin, zübbe bir katilsin lan. Zübbe! Al lan, benden sana bir kıyak. Gece bunların üstünde uyuyor. Şerefsiz. Sıra intikama geldiğinde karanlıkta kulağına eğilmek istersin. Anlıyor musun? Benim neler çektiğimi,
Ömer'e neler yaptığını anlıyor musun? Bir kuyudan aşağı düşüyorsun. Ben o kuyudan 12 yıl boyunca aşağı düştüm. Şimdi ben olmak ne demek? Anlıyor musun Cengiz? Zor geldiğinde bana bak. Ben yanındayım. Ben hemen yanındayım. Oh be. Eyşan. Ezel. Ali abi. Geldin kardeşine. Ben geldim tabii. O nasıl laf? Yalnız bırakacak değildik herhalde seni. Biliyorum, biliyorum. Burada insan kafayı yiyor ya. Bir gecede delirir adam burada. Tahmin ederim. Bak ne yapacağız? Bir avukat var, bu işlerde çok iyidir. Görkem Tuncel, hemen onu ara. Kağıt var mı? En iyisidir. Herkesi kabul etmez ama sen ikna edersen edersin değil mi? Tabii tabii. Görkem Tuncel. Benim avukat da araştırıyor bir yandan. Ya neyi araştırıyor abi? Çabuk! Çabuk kafayı yiyeceğiz. Hemen arayacağım senin avukatı. Kamil'in de tanıdıkları var teşkilatta. Dosyanı ona ulaştıracak. Çıkaracağız seni. Tamam, çabuk olun. Çabuk olun. Beni tutuk evine alacaklar. Mahkemeye kadar orada kalacağım. Merak etme. Oraya kalmadan bitireceğiz bu işi. Sen yapmadın, ispatlayacağız. Sonra da hep beraber çıkacağız buradan. Dördümüz. Bırakmayacağız seni. Sağ olun ya. Sağ olun. Siz olmasanız. Cengiz. Süremiz bitti. Dışarı alayım. Eyşan, Can'a söyleme olur mu? Birkaç güne döneceğim ben. Yine gideceğiz o tatile. Ama Can bilmesin, ne olur. Ne olur Eyşan. Ortak. Sizden başka kimsem yok benim. Bekliyorum burada. Ezel. Bekliyorum. Çıkaracaklar beni. Bulurlar bir yolunu. Bırakmazlar beni burada. En fazla iki güne dışarıdayım ben. Eyşan. Gitme. Şimdi gitme.
Eyşan, gidersen yapamayız. Şimdi gidersen bir daha asla birlikte olamayız. Şimdi gidersen bir daha asla birbirimizin yüzüne bakamayız. Bu yaptığımız şey bugün aramıza girer. Çıkaramayız Eyşan. Ne istiyorsun? Ne yapmamı istiyorsun? Şimdi tut elim. Senin yapman lazım. Tut ki hatırla Eyşan. Tut ki benim için ne hissettiğini hatırla. Tut ki senin için ne hissettiğimi hatırlat bana. Sana nasıl aşık olduğunu. Tut ki bunu niye yaptığımızı hatırlayalım sevgilim. Yani gerek var mı? Bunların hiçbirine gerek yok. Hiçbirinden emin değilim. Ama yapmak zorundayım. Peki biz ne yapalım? Siz beni bekleyin. Söz dinleyin. Yaramazlık yapmayın. Bunu bağıra ver Kamil. Kaç. Sıra intikama geldiğinde hayatta en çok korktuğun şeyi bir daha yapman gerek. Şu yüzeye bakabilir miyim? Tabii. Bir zamanlar gençken, fakirken, küçük hayallerle yetinirken ne kadar mutluydum. Bu elimizdeki en güzel parçalardan birisidir. Aynı zamanda en pahalısı. Mutsuz birini mutlu edecek kadar güzel mi? Kesinlikle. Şimdi her şeyi satın alabilirim. Her şey benim olabilir. Ama şimdi sıra intikama geldiğinde intikamımı aldığım insana dönüştüm. Onlardan intikam alırken onlardan biri oldum. İyi misiniz beyefendi? Dayanabilir miyim buna? Bütün bu yaptıklarıma, yapacaklarıma. Sıra intikama geldiğinde onların yaptıklarını onlara yaparken onlar gibi olmaya dayanabilir misin Ömer?
Bir dakika çocuklar, bir dakika. Buyurun. Ben emekli komiserim. Bu da arkadaşım. Bir kere de söz dinle be Kamil. Ezel, emin misin? Bir daha hapse girmem ben dedi. Emin misin Ezel? Tek bir şeyden eminim Kamil. Cengiz'i orada görmem gerek. Benim yaşadığım şeyleri yaşadığını görmem gerek. Peki ya sen? Sana ne olacak? Ramiz'e söyle, içerideki tanıdıkları benimle irtibat kursun. Bulsunlar beni. Üstündekileri çıkar. Tamam. Tamam. İntikam almak demek, bir yaranın kapanmasına izin vermemek demek. O bıçağı kalbine bir daha sokmaya hazır mısın Ömer? Sıra intikama geldiğinde hazır mısın? Cehenneme kendi isteğinle bir daha düşmeye. Dolu kardeşim.
Orası benim. Nereden senin oluyor ya? Orada oturuyorsun. Ne mızmızlanıyorsun lan? Hamam böceği. Birader. Ne? Arkadaş ben de. Bir hesap varsa ben kapatayım. Hemen burada kapatayım. Ortak. Hoş geldin. Sıra intikama geldiğinde dayanabilecek misin? Sonunda o intikamı almaya. Kardeşim benim, ne yapıyorsun sen burada? Uzun hikaye, anlatırım. Sen iyi misin? Evdekiler nasıl? Herkesi merak etme. Seni çıkaracağız buradan. Sen yapmadın da kim yaptı bir bulsak? Ben biliyorum. Ramiz ile kızı. Kızı benden yardım istedi, sonra da buna tuzak kurdu. Hadi yatmaya gidelim. Burada fena takmışlar bana bir yanlış yapsam. Sağ ol arkadaşım benim. Senin yaptığını var ya, bana yapacak kimse tanımıyorum. Yarın görüşürüz. O kadar emin olma. Bir iki rica ettim, kırmadılar. Sen var ya, sen varken bir şeycik olmaz bana. Ne kadar teşekkür etsem, ne kadar büyük bir iyilik yaptığını bilmiyorsun bana. Arkadaşlar bugünler için değil mi abi? Öyle. Kağıt bağlı bir yerden de oyun oynayalım ha? Bakarız. Burada eskiden satıcılar varmış. Ama artık kalmadı diye duydum. Öyle mi oluyormuş? Ne bileyim, öyle duydum. Bir de battaniye alalım kendimize. Daha yine rahat bir şeyler. Harikasın be ortak. Bilmediğin şey yok. Sanki tatile çıkmışız. Sen de yatıya gelmişsin. Ama fazla kalmak yok ha. Mahkemeye kadar. Ondan sonra ver eline özgürlük. Değil mi? Aynen öyle. Hoş geldin oğlum. Sana diyor Cengiz. Anne, Cengiz'in evde kalorifer bozulmuş. Bu gece bizde kalacak. Aa, iyi. Böylece son gecenizde birlikte kalmış olursunuz. Değil mi Cengiz oğlum? Tabii Melia teyze. Hadi hayırlı geceler anne. İyi geceler oğlum. İyi geceler. İyi geceler. Sana da iyi geceler Cengiz. İyi geceler Melia teyze. Oğlum, annen şaman, büyücü falan öyle bir şey ya, yemin ederim. Ya saçma sapan konuşma akşam akşam. Yemin ederim ya. Önündeki duvarı görmüyor ama kadın içimi görüyor. Vallahi ya. Bana bakınca benim sürekli affedersin diyesim geliyor.
gitti. E kadını anladı tabii. Başıma bir işler açacaksın sen. Her gün açıyorum zaten başına bir iş. Sana bir şey soracağım. Sen niye arkadaşsın benimle? O ne biçim soru lan? Abi şimdi... Benim sana çok da bir faydam yok ya. Ama sen beni 50 tane zor işin içinden çekip çıkarıyorsun. Bayağı ayak bağıyım sana. Oğlum kafanı mı vurdun lan? Niye ayak bağı olasın? Ya annen de ona takılıyor işte. Seni kavgaya sokuyorum falan. Bir şey soracağım ya. Aslında sen benden kurtulmak istiyorsun da söyleyemiyor musun bana? Doğru diyorsun ya. O açıdan hiç düşünmemiştim bak. Sen bayağı ağzım benim. Ya ciddiyim lan. Niye şutlamıyorsun beni? Çünkü abi... Biz iki hareketle anlaşabiliyoruz kendi Kızılderili kabilemiz varmış gibi. Bir dışarıdaki dünya var, bir de biz varız. Çünkü abi... Kavga da etsek, boka da batsak... Seninle sırt sırta yaşamak... Çok zevkli lan işte. Ciddi misin lan? Cengiz... Abi ben seni dünyaya değişmem. Yat zıbar hadi. Hadi uyuyalım. Kan kardeşim. Ezel. Uyuyor musun kardeşim? Hayır. Çıkacağız değil mi lan buradan? Tabii ki çıkacağız. Hayatım bitmedi değil mi benim? Kaybetmedim her şeyi. Hayır abi, kazanacağız sonunda. Sen söyleyince inanıyorum ha. İnan. Unut burayı. Kapa gözünü, dışarıdaymışsın diye düşün. Ailenlesin. Bunların hepsi olmuş bitmiş. Uyuyana kadar da açma gözünü. Tamam mı? Tamam. Sıra intikama geldiğinde dayanabilecek misin sonunda o intikamı almaya? Ali abi. Cengiz. Cengiz ya, Cengiz. Ne yaptım ben sana? Niye? Ne yaptım ben size? Ne olur? Ne olur bir rüya olsun. Ne olur kabus olsun. Ne olur. Ne olur.
Ne olur gözlerimi açtım, her şey eskisi gibi olsun.